Şimdi ilkokul 5. sınıfta olsa sanıyorum. Hüseyinpaşa Gaziler Caddesi'nde Hüseyinpaşa Camii'nin önünde bir kova bulduk. Ayran satıyordum. Orada ayran ayran diye çocuk zaten bağırıp duruyorum. Rahatsız olduklarını söylediler. Oraya bir baktım ki bir gün başka birisi geldi. Ayran satmıyor ama başka birisi satıcı. Oraya adamı yerleştirdiler. Yani benim nedenini sordumsa oradaki bir iki kişiye, bu dediler çok bağırıyorsun falan gibilerinden. Halbuki kendi adamlarını oradaki o çocuğu ilerlettiler. Beni yani babam da hakkımı aramadı. Ya yaz sonuna sezonu bitmişti. Başkalarına dükkan gezip sorabilirdik. Arkadaş siz benden şikayetçi misiniz falan diyebilirdim. Onu da diyemedim ve teslim oldum o zamanın şartlarında. Yani bunu anlatmamın sebebi şu. Anam rahmetli bana derdi ki senin sesin iri derdi. Devlet Konservatuvarı sınavının tiyatro bölümünün sınavına girdim. Orada jüri başkanı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Rahmetli Cüneyt Gökçer idi. Orada Midas'ın kulaklarından bir tirat sundum ben, müzikal bir şey. Bana dedi ki nasıl dikkatini çektiyse sen şan bölümüne girseydin birinci olurdun dedi. Ki ben o zaman şanın ne olduğunu bilmiyordum. Yani opera sanatkarı olunuyormuş. Demek ki bende opera sesi gördü ki öyle dedi. Veyahut da alay da etmiş olabilir. Yani oraya alınacak kişi sayısı zaten az, belli bir sayıda. Veya tanıdıklarını alıyorlar. Hep o, her zaman o intiba vardır zaten. Ve ben de o zaman üniversiteyi kazanmıştım. Öylece biz bir öğretmen olup çıktık. Yani sesin iri diyor. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem, dağlar yoldaşın gibi sana ne mutlu efem efem. Oyun at yansın cepkenin, yansın güneşten tenin. Gün senin şenlik senin, bayramın kutlu efem efem. Sevda derler de bir emeli habacı, duyanlar da bir acayip alır yavru. Hisar kalesi yıkılır gelir, kâkülü boynuna dökülür gelir, bayramlaşalım. Gel burada günlü güzel, gel burada, gel de gönlüm kar kolusunda bin nura, aman bin nura. Evet, orada çekmedim ama burada değişik sesler, değişik türkülerden sözleri bir araya getirerek sesimin tonu hakkında, opera sesi, anam rahmetli hep öyle derdi. Senin sesin iri derdi. Ne bilsin kadıncağız. Devlet tiyatrosuna gitseydim orada da razı oluyordu. Babam da çok açık fikirli.
Efendim, yok oğlum, oğlum tiyatro, köçek mi olacaksın sen falan demedi. Git oğlum dedi. Gir dedi, girdik. Başımıza da o geldi. Ama ben yıllardır sonra Birden'in hatıra defterini tek kişilik oyun oynadım. Yine Kral Oidipus de kralı oynadım. Ve orada çeşitli değişik sesler verdim. Efendim yine birçok oyunlarda çeyrek onbaşı falan, birçok oyunlarda önemli vatan yavrusu sesler, İslam Bey'i diye ağır bir rolü bana verdiler. Yine buzlar çözülmeden de oynayacaktık, tümüyle bitiremedik o oyunu. Gülmeyi unutan insanlara ben de gülmeyi öğretemedim. Akıl diyor, eline bir sopa al, döve döve güldür. Bunu söylemek istiyorum. Kime söylemek istiyorum? Gaziantep'teki kültür müdürlerine ve belediye başkanlarına.